Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünlerde biraz daha iyi olduğunuzu düşünüyorum. Hafiften yeşillenmiş bir piyasamız var. Tamamıyla yükselişe dönmemiş olsa da Bitcoin'in 20 binin üzerinde kalması gayet güzel. Bununla alakalı hoşuma giden küçük bir grafik göstereceğim sizlere. Ama onun dışında bugün biraz daha farklı bir bölüm yapacağız. Benim yaklaşık 2 ay öncesinde token'la bir 50 dolarlık yatırım yaptığım, Polygon gibi birçok büyük partneri olan, aynı zamanda Huobi, KuCoin, Bybit gibi büyük borsalara girmiş olan bir projenin beta oyunu çıkıyor. NFT'leri çıkıyor. Beta oyununu oynayıp sizlerin de oynamanızı istiyorum ve yorum yapmanızı istiyorum bununla alakalı. Bakalım gelecekte hepimize yararlı olabilecek bir proje haline gelebilir mi? Bunu yorumlara da yazmanızı istiyorum. Yani bir nevi beraber işleyelim bu konuyu istiyorum. Tabii ki detaylarını sizlerle paylaşacağım, o ayrı mesele. Yani farklı ama güzel bir bölüm olacak. O yüzden siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar bahsettiğim grafiğe geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Twitter ve Telegram'da anında yayınladım bu haberi duyduktan sonra. Bakın Pennywise adlı bir malware dediğimiz kötü amaçlı bir program, bir virüs yayılıyor. YouTube videolarının aşağısına mining yapılma aplikasyonu falan şeklinde koyuyorlar. Bunu indirdiğiniz zaman bilgisayarınızın bazı dosyalarda işte görüntüsünü alacak şekilde kontrolünü ele geçirmeye, işte resimler çekmeye falan başlıyor. Aman dikkat edin ve kriptoya yönelik bir saldırı bu, birçok kişiye de zaten şimdiden yayılmış. O yüzden sizlerle de bunu hani video başında da paylaşmak istiyorum ki bilmediğiniz dosyaları, işte özellikle cloud mining'dir, kripto mining'dir, bu tarz dosyaları YouTube üzerinden kesinlikle indirmeyin. Lütfen dikkat edin bunlara. O yüzden şimdiden söylemiş olayım dedim. Şimdi grafiğimize geçtiğimiz zaman söylediğim üzere 20.000'in üzerindeyiz Bitcoin'de. Biraz daha iyi gidiyoruz ve aşağısına sarktığımız zaman tekrar yukarıya bir atak geliyor. Bu biraz daha güçlü olduğumuzun göstergesi. Yani bir nevi artık o diplere biraz daha ulaştığımızın göstergesi gibi görünmekte. Bununla alakalı birçok grafik zaten sizlere de gösterdim. Bakın bu cycle'lar, yani süreçlerle alakalı ayı dönemi, ondan sonra da boğa döneminin geldiğini izleyen biraz daha böyle daralan yuvarlaklar, çemberler çizmişler. Yani bu şekilde bir grafikle ifade etmeye çalışmışlar. İlginç. Şu an ayı döneminde neredeyse o grafiğin, yani o çemberin en aşağı kısmındayız. Yani dibe ulaştığımızı varsayıyor bu grafik. Ondan sonra da tekrar bir boğa atağının olabileceğini, bunun da neredeyse 300 bin dolarlara, yani Bitcoin için konuşursak 300 bin dolarlara gelebileceği söyleniyor. Neyse şimdi o dediğim projeye geçmiş olayım arkadaşlar. Birkaç bilgisini vereceğim ama ondan sonra dediğim gibi beta kısmına geçelim. Hani o betayı beraber görelim. Ben biraz daha oynadım zaten. Hani SimCity gibi bir fikri var aslında ve gayet de güzel. Bunu biraz daha açıklamış olayım. Dediğim gibi yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Bu bir aslında Three Tower Studio yapımı. Bunların birçok oyunu var arkadaşlar. Web3 üzerinde birçok proje gerçekleştiriyorlar. Zaten ben token'ı almadan önce bunları biraz araştırmıştım. Ondan sonrasında çok büyük olmasa da, çünkü herhangi bir beta vesaire yoktu ortada, büyük partnerleri olsa da, buna küçük bir token'ı alarak yatırım yaptım. Bakın oyunları da burada ERTA'da zaten başta görebiliyorsunuz. Hani bugün konuşacağımız Spellfire diye bir oyunu var. Bu ERTA. Sizlere göstereceğim. Biraz daha dediğim gibi SimCity tarzı kendi şehrinizi falan yapıyorsunuz. Bunları anlatacağım birazdan sizlere. Moon diye ayrı bir oyunları var. Yani bu şekilde kendini geliştiren bir projenin oyunu da diyebiliriz. Bu yüzden zaten büyük bir destek almış. Bakın ERTA gayet profesyonel ve çok fazla takipçisi var. Yine görebiliyorsunuz. Twitter'da 123 bin. İşte Discord'da olması lazım bu 78 bin üzerine. Telegram'da 41 bin. Yani takipçileri fazla. Bunlarla iş yapmak isteyenler, yani bunun geleceğine inananlar fazla. Yatırımcısı da, kullanıcısı da, oyuncusu da tahminen buna göre olacaktır. Hani açıldığı zaman tamamıyla. Bunun dışında 350 bin tane hex dediğimiz o plot, yani alanlardan var. Bildiğiniz bu altıgen alanlar. Şurada da zaten videoda da görebiliyorsunuz. Altıgen alanları satın alabiliyorsunuz. İşte NFT'ler olarak bunlara birazdan gireceğiz. Ama onun dışında oyunu gidip de işte bir yerler kurabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. İlla burayı satın almanıza gerek yok oynamak için. Oyuncu olarak oynadığınız zaman burayı satın almış olan kişilere ERTA token'la bir vergi veriyorsunuz. Yani bu anlamda da aslında biraz iyi. Eğer elinizde böyle bir yer varsa, bir yer kurduysanız ve burada oyuncular oynuyorsa, sizlere ve özellikle de bilinen yerlerse, öyle düşünün burayı, sizlere bildiğiniz ERTA token'la vergi verecekler. Yani bir nevi işte oranın politikasını, gelişimini, dünya üzerindeki, bu arada dünya üzerinde birebir harita yapmışlar zaten. Hani haritayı, direkt dünyayı kullanıyorlar ki burada da görebiliyorsunuz. Bu dünya üzerinde yerler kuruyorsunuz ve buradan işte pasif gelir kazanıyorsunuz.
burayı geliştiriyorsunuz. Zamanla eğer ERTA projesi hedeflerine de ulaşabilirse bu elinizde bulundurduğunuz yerlerin bildiğiniz emlakçılık gibi düşünün, değerleri artıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani bir nevi hem Metaverse hem Web 3.0 doğal olarak NFT'lerin de içinde olduğu, hani sizin buna sahip olduğunuzu kanıtlayabilecek şekilde söylüyorum bunu. Bu şekilde bir proje yapmışlar. Benim görüntüleri de YouTube videoları da zaten ara ara vereceğim bu videoları. Bu videolarda oynanışı da az çok şimdiden beta bile olsa hoşuma gitti diyebilirim. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. İlla NFT'leri de almak zorunda değilsiniz. Ben gerçi bu projeyi işte normalde yatırım yaptım küçük bir tokenlarına. Ondan sonra dedim hadi arkadaşlara da anlatalım, gösterelim, beraber görelim. Hani bakalım bundan iş çıkabilir mi, gelecek vaat edebilir mi diye. Bunu yaparken de ondan öncesinde gidip konuştum. Adminlere genelde ulaşıyorum sosyal medya üstünden. Diyorum ki işte böyle böyle bir kanalım var, Türk tarafına da göstermek istiyorum projenizi. Fena değil, hani iyi buldum gibi. O yüzden onlara bir şey yapabilir miyiz? Ekstra bir şey sağlayabilir miyiz? Daha yolun başındasınız, işte betası çıkmış vesaire. Onlar da dediler tamam işte biz küçük bir indirim verelim. NFT almak isterlerse şayet %30'luk bir indirim verecekler. Size onu göstereceğim. Ama bu NFT'yi almak isteyenler için, token almak isteyenler hala gidip yapabilir. Şuradan da görelim bakalım burada. İşte KuCoin'dir, Huobi'dir, Bybit'tir. Buralardan alabiliyorsunuz. Pancake'ten de tabii ki alabilirsiniz hani en kullanışlı, en basit yer olarak. Ama direkt borsa kullanmak isterseniz, zaten hali hazırda kullanıyorsanız oraları da deneyebilirsiniz. Geri döndüğümüz zaman aşağı inelim şöyle bir arkadaşlar. Konsepti şu. İlginç bir şey yapmışlar. Demişler ki bütün dünya ekstra insanların kullanımından dolayı ve hor kullanımından dolayı, daha doğrusu dünya sonuna ulaştı. Birçok uyarı yapıldı vesaire, artık dünya yaşanılmayacak hale geldi. Ama anladığım kadarıyla biraz daha böyle science fiction dediğimiz işte bilim kurgu tarzı bir şey yapmışlar. Burada insanların zihinlerini, hani beyin mi derler, zihin diyelim, zihinlerini alıyorlar, bir makineye yerleştiriyorlar. Sonrasında burada bir simülasyon oluyor. Bu makinenin içerisinden bu simülasyon dediğimiz şeye bağlanıyor insanlar. Burada hayatlarını kuruyorlar, isterlerse iş adamı olabiliyorlar, isterlerse bilime yönelebiliyorlar. 3 tane farklı başlık var. İsterlerse savaşçı olabiliyorlar. Yani burada kendilerini geliştirdikten sonra eğer burada başarılı olunursa tekrar dünya normale döndüğü zaman işte insanlığı tekrar yaratacaklar gibi düşünebilirsin. Böyle bir konsept yapmışlar. İlginç. Bu da hoşuma gitti zaten. Hani genel hikaye olarak söylüyorum bunu. Bu şekilde başlamışlar. Yani aldığınız yerler, SimCity'de oynadığınız yerler diyelim, aslında insanlığın zihninin, sizin zihninizin alındığı ve oynandığı yerler olacak. Böyle de düşünebilirsiniz burayı. Yani ilginç yapmışlar diyebiliriz. Aşağı indiğimiz zaman dediğim gibi NFT land sale, yani yer satışları şu an var. Mesela oraya tıklamış olalım. Şöyle göstereyim ben size o %30 indirim alacağınız dediğim yeri. İstiyorsanız dediğim gibi buradan yapabilirsiniz. İsterseniz alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bakmak isterseniz browse all available NFTs diyebilirsiniz. Market yerine götürüyor. Hani burada denizlerde satılıyor, diğer yerlerde satılıyor. Ben sadece add to cart kısmına gideceğim. Sizin hesabınızı atıyor buradan. MetaMask'inizi de bu arada bağlamanız lazım. BNB ile ve birkaç farklı token'la alabiliyorsunuz. ERTA token de buna dahil. Ama en kolay BSC ağı üzerinde olduğu için BNB oluyor açıkçası. Şimdi bakın sepete ekledik. Buraya gidelim. Burada gördüğünüz üzere apply discount kısmına şunu yazabilirsiniz. Bunu yazdığınız zaman şöyle bir indirim gelecek. Bakın $120 yani değerindeymiş BNB, $84 düşüyor. Yani %30 düşürüyor. Ya da benim verdiğim linkten de girebilirsiniz. Aynı şey olacaktır. Olmazsa zaten ikisini de kullanabilirsiniz. Yani o yüzden gösteriyorum. Eğer buradan almak isterseniz de place order kısmına tıkladığınız zaman bir sayfa gelecek. QR koduyla da yapabilirsiniz. İşte BNB'yi seçerseniz ona göre bir şey çıkacaktır. Buradan direkt bakın bir sayfa zaten hazırlanıyor. MetaMask'inize bağlıyor ve istiyorsanız almayı buradan alabiliyorsunuz. Ben açıkçası bir $50'lık daha ERTA token almayı düşünüyorum. NFT'yi de şöyle biraz daha bakacağım, beta kısmı nasıl oluyor, nasıl devam ediyor. Hani ileriki günlerde, haftalarda biraz daha gelişmeler olursa demek ki bunun üzerinde çalışıyorlar. Daha iyi yerlere getirecekler. Ondan sonra da belki daha başlangıç olduğu için bir yer almayı düşünebilirim. 350 bin hex, hani o altıgenden 25 bine satılmış. Hani hızlı bir satış var çünkü daha yeni başlıyorlar. Yani bunu bir fırsat olarak da düşünebilirsiniz. Bir tık daha beklersiniz ya da şimdiden almak isterseniz o tamamıyla size kalmış. Dediğim gibi indirimi en azından almış olduk sizler için. Ha bu arada bakın böyle önemli yerler diyorum sizlere, önemli yerlerden bir tanesi yani Roma NFT'si $120,000 satılmış değerinde. Şimdi daha başlangıç olmasına rağmen böyle büyük yerleri kapatanlar
Hani özellikle bilinen yerleri kapatanlar, daha sonra orada oynamak isteyenler çok fazla olacak tahminen. Hem buradan vergileri alacak, hem bunu bilenler daha fazla fiyata da satabilecekler. Zaten tam olarak da bundan bahsediyordu. Hani o değerinin artması durumu gibi düşünebilirsiniz. Yine güzel bir özelliği daha var. Şöyle girelim bakalım. Bakın stake yapabiliyorsunuz. Bir %69'a kadar yıllık stake geliri var. Şimdi sadece mesela NFT almak istemezsiniz ama ERTA alırsınız. Hani biraz dursun kenarda diye. %69'luk bir de APY veriyor. Yani yıllık kazanç veriyor. Burada da eğer uzun vade tutacaksanız elinizde burada tutabilirsiniz. Neden olmasın? Ekstra kendi kendine artmış olur. Bakın hep söylediğim gibi takım da önemli diyorum arkadaşlar. İnsanların bilinir olması, kendini göstermesi, LinkedIn'de onlara ulaşabiliyor olmanız vesaire. Bunların hepsi önemli. Hani bunlar kesinlikle başarı yakalayacak anlamına gelmese de yine de bu insanları görebiliyor olmanız, onlara ulaşabiliyor olmanız, isim soy ismin görünüyor olması, anonim olmaması yani bu biraz daha güven verir projelere. O yüzden buna kesinlikle bakarım. Ekstra bir artı koyabilmek açısından. Hani başarıp başarmayacağını söylemez ama en azından bunları görebiliyor olmamız bence gayet güzel. O yüzden eğer bakmak isterseniz hem white paper'ına hem takımdaki kişilere LinkedIn'den gidip, bazılarının linkleri var, LinkedIn'den gidip de bakabilirsiniz. Şimdi oyun görüntülerini ara ara verdim ama şöyle girebiliyorsunuz. Bakın early beta preview yapabiliyorsunuz ya da old alpha var. Şimdi early beta dediğimiz daha yakın dönem testleri yapılıyor. Bunlardan bahsediyoruz. Açtığınız zaman şu şekilde bir sayfa çıkacak. Benim hesabım direkt açılabilir. İlk girdiğiniz zaman bir e-mail ile isim soy isim verip bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bunu açtığınızda bakın herhangi bir yer açılabilir. Hawaii'deyiz bu arada. Buradan bazılarına view dediğimiz hani şu an geliştirdikleri için view dediğimiz görme butonuna tıklayabiliyorsunuz. Bakın burada da NFT direkt linkine gidiyor diyebiliriz. Bakın şöyle view diyelim. Hani oyun içine almış olayım ben sizi. Hani en azından görün etrafını. Bakın görebiliyorsunuz. Daha önce SimCity oynayanlarınız vardır. Hani varsa da bunu biliyorsunuz. İşte evler falan kuruyorsunuz. Burası zaten kurulmuş hali. Hani beta olduğu için şu an buna izin yok. Ama bazı yerlere de gidebiliyorsunuz. Mesela tıkladığınız zaman atıyorum enter diyebilirsiniz. Bir şey çıkacak. Hani oda çıkıyor. Bunları gezebiliyorsunuz direkt içine girip. Oraya da bakacağız zaten birazdan. Yani bunları yapabiliyorsunuz şimdilik. Şu an biraz daha kısıtlı olsa da ilerleyen zamanlarda bunları da geliştireceklerdir. Daha fazla kişiye yayacak. Beta dönemi değil de artık hani açıldığı dönem gelecek. O zaman da işte elinizdeki NFT'lere yer aldıysanız, daha öncesinde 1, 2 vesaire artık bütçenize göre aldıysanız biraz daha değerlenebilir. Ama şunu istiyorum ben de sizden tam olarak da bu. Buraya girin. Bir hesap açın arkadaşlar. Burada bir dolaşın şöyle bir etrafta. Hani görün. Belki işe yarayabilir, yaramayabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Metaverse için böyle bir şey güzel olabilir mi? İlerleyen zamanlarda değerlenebilir mi? Bunların yorumlarını sizden rica ediyorum. Aşağıda böyle bir beraber konuşalım, bir sinerji yaratalım. Diğer arkadaşlara da yardımcı olmuş oluruz en azından fikir edinebilmeleri açısından. O yüzden sizden bunu istiyorum lütfen. Bakın Switch View dediğimiz zaman içeri girmiş olduk. Gördüğünüz üzere şu an burada ilerleyebiliyorum. Hareket ediyorum. Hani bildiğiniz odadayım yani şu an. İlginç bir şekilde. Böyle yapmışlar. Gelecekte de bunu geliştirip hani buradan dışarı çıkıp işte dolaşabildiğimiz hale getirebilirler her yere. Bütün dünyaya eğer öyle bir şey yapabilirlerse zaten çok büyük bir etki yapacaktır diye tahmin etmekteyim. O yüzden lütfen bir bakın. Sizin de yorumlarınız benim için önemli. Girmek isterseniz, almak isterseniz en azından %30 indiriminiz var. ERTA almak isterseniz borsaları zaten gösterdim. Ben biraz daha ekledim. Gelecekte az çok bir yerlere gelebileceğini düşünmekteyim. Özellikle yükseliş dönemine girdiği zaman. Ama her zaman söylediğim gibi riskler mevcuttur arkadaşlar. Ben 50-200 dolar yatırım yapıyorken bazı arkadaşlarımız çok fazla araştırma yapmadan maalesef ki gidip 100-200 bin liralar yatırıyorlar. Sadece bir projeye bunu kesinlikle yapmayın. Elinizde büyük bir para varsa bunu mutlaka farklı projelere yayın arkadaşlar. Yani bu önemli, özellikle yumurtaları aynı sepete koymamak için çok çok önemli. O yüzden bu konuda mutlaka dikkat edin. Evet süper. Yine dolu bir bölümü geride bıraktık. Umarım burada verdiğim bilgiler her zamanki gibi size yararlı oluyordur. Eğer öyleyse tabii ki bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında Twitter ve Telegram'ım da var biliyorsunuz. Onların linklerini de aşağı veriyorum. Hızlı bilgileri orada paylaşıyorum çünkü. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.